Bu videoda bir önceki videodaki veriler üzerinden konuyu biraz daha görsel bir yolla anlatmak istiyorum. Bu grafikte ay başına düşen kod satır sayılarını kullandım. Yani bunları. Evet, bunu yatay eksenim olarak, daha doğrusu yatay eksenim olarak bunu aldım. Grafiğe bağımsız ve bağımlı değişkenler açısından bakarsak, bağımsız değişkenimiz bu oldu. Bir ayda üretmek istediğimiz kod satırı sayısı belli ise, Sabit maliyet, değişken maliyet ve toplam maliyet ne olur? Satır sayılarını y eksenine yazın. Burası ayda üretmek istediğimiz kod satırı sayısı. Gördüğünüz gibi 12 bine kadar ilerliyor. Bu da buradaki bizi ilgilendiren veri aralığının tamamını kapsıyor. Düşe eksende ise az önce de ima ettiğim gibi maliyet ekseni var. Sabit maliyet, değişken maliyet ve toplam maliyetin ekseni bu neyin neyi temsil ettiğini buradaki açıklamada görebiliyoruz. Sabit maliyet kaç satır kod ürettiyse üretelim değişmiyor. Burada geçen videodakinden biraz farklı bir şey yapıyoruz. Geçen videoda şöyle demiştik. Kaç programcımız var? Sabit değişken ve toplam maliyetlerimiz nedir? Şimdi ise ayda yazılan kod satırı sayısından bahsediyoruz. Mantık sınırları dahilinde ayda kaç satır kod üretirsek üretelim sabit maliyetlerimiz değişmiyor. Ayda 15.000 dolar. Ofis kirası, yemek, su sebili, proje müdürü falan derken ayda 15.000 dolar harcıyoruz. Burası yani bu açık yeşil çizgi sabit maliyetimiz oluyor. Sabit maliyetimiz bu. Kaç satır kod üretirsek üretelim ayda tam olarak 15.000 dolar harcıyoruz. İşte burası 15.000'e denk geliyor. Bir de değişken maliyetlerimiz var. Turuncu renkle gösteriyoruz. Turuncular değişken maliyet. Değerlerin grafiği nasıl çizilmiş görüyoruz. Ayda üretilen kod satırı sayısı sıfırken değişken maliyetler de 0. İşte bu nokta. Ayda 4000 satır kod ürettiğimizde değişken maliyetlerimiz 10.000 oluyor. O da bu noktaya denk geliyor. Ve rastgele bir nokta seçiyorum. Ayda 11.400 satır kod ürettiğimizde değişken maliyetler 70.000'e çıkıyor. 11.400. Bakalım. 11.000 aşağı yukarı buralar desek 11.400 burası olacak. İşte burada değişken maliyetimiz 70.000 dolar. Ve son olarak toplam maliyet yani sabit ve değişken maliyetlerin toplamı mavi renkte çizilmiş. Toplam maliyet grafiği bu mavi çizgi. Aslında bu yeşil yatağı çizgiyle turuncu çizginin toplamından ibaret. Şöyle düşünün. Turuncu çizginin üzerindeki herhangi bir nokta değişken maliyeti veriyor. Buna sabit maliyeti yani 15.000'i eklerseniz mavi çizgiye kadar yükseliyorsunuz. Yani mavi çizgi her noktada turuncu çizgiden 15.000 dolar daha fazla. Tekrar ediyorum 15.000 dolar daha fazla. Burası bile görülebiliyor. Kendi üstüne kıvrılmasına rağmen. Aklınıza muhtemelen şu soru gelmiştir. Neden ters dönüp kendi üzerine kıvrılıyor ki? Geçen videoda bu konu hakkında uzun uzun konuşmuştuk. Programcı sayısı arttıkça programcı başına düşen ortalama üretkenlik düşüyordu. Çünkü artık kendi aralarında toplantı yapmaları, koordine olmaya çalışmaları gerekiyordu. Hatta belki birbirlerinin yaptığı işi siliyorlardı. Sonra öyle bir noktaya geliyorduk ki kaynaklar arttıkça üretkenlik azalmaya başlıyordu. Burada kaynakları sürekli olarak arttırıyoruz. Grafiğe dökmedim ama burada sürekli yeni yazılım geliştiriciler alıyoruz. Ve ayda 11.400 satır kod ürettiğimiz bu noktaya geliyoruz. Sonrasında programcı sayısını arttırınca maliyetler yine artıyor. Çünkü elbette her şey maliyet demek. Maaşları ödenecek, sigortaları ödenecek gibi gibi. Ama birdenbire toplam üretkenlik azalmaya başlıyor. O yüzden burada hem değişken hem de toplam maliyet eğrilerinin geriye dönüp kendi üzerlerine kırıldığını görüyoruz. Şimdi elimizde bu grafik olduğuna göre şunu görsel olarak bir düşünmenizi istiyorum. Özellikle de eğim açısından. Eğim terimine aşina değilseniz Cebir dersine ait bölümde eğim kavramını anlatan yığınla videomuz var. Onları izleyebilirsiniz. Ama sonuçta eğim bir doğrunun ne kadar eğik olduğunun ölçütü. Mesela bu doğrunun eğimi bu doğrunun eğiminden daha fazla. Peki bunu nasıl ölçüyoruz? Düşe eksenindeki değişim çoğu zaman bu y'deki değişimdir. Y'nin başındaki üçgen Yunanca delta harfi. Y'deki değişim anlamına geliyor. Delta y bölü y'deki değişim bölü yatay eksendeki değişim yani x'deki değişim. Demek ki eğim y'deki değişim bölü x'deki değişime eşitmiş. Bunu yani bu doğrunun eğimini hesaplayacak olursak da x'deki değişim aynı gibi görünüyor. Ama y'deki değişim çok daha küçük. Y'deki bu küçük değişimi aynı x değişimine bölersek ne olur? Daha küçük bir eğim elde ederiz. Doğru başka türlü olsaydı, mesela şöyle bir doğrumuz olsaydı, y'deki değişim çok daha büyük olurdu. Yani pay daha büyük. Y'deki değişim daha büyük. X'deki değişimse daha küçük. Yani payda daha küçük. Bu da kesrin değerini arttırır. X'teki değişim bu. Demek ki bu yüksek bir eğim. Yüksek eğim. Şimdi eğimi dair bu küçük temel bilgiyi aldığımıza göre devam edelim. Ortalama sabit, ortalama değişken, ortalama toplam ve marjinal maliyetleri. Bu çizgilerin eğimleri açısından incelemek istiyorum. Gelin bu noktaya bakalım ortalama sabit maliyetin 3 dolar 75 sent olduğunu söylüyor. Bu şu anlama geliyor. 4000 satır kod ürettiğimizde ortalama sabit maliyetimiz 3 dolar 75 sent oluyormuş. Yeşil çizginin üzerindeyiz madem yeşil renkte işaretleyeyim. Yeşil çizginin üzerindeyiz. Ve bu ortalamayı bulmak için şimdi bu bizim sabit maliyetimiz. Ortalama sabit maliyeti bulmak için sabit maliyetimizi yani bu yüksekliği toplam kod satırı sayısına bölmemiz lazım. Bu bize kod satırı başına düşen ortalama sabit maliyeti verir. Yani düşe eksendeki değişimi alıp yata eksendeki değişime bölüyoruz. Bu da bu doğrunun eğimini veriyor. İşte bu doğrunun eğimini veriyor. O da bu noktaya eşit. Bu noktaya geldiğimizde artık 7000 satır kod üretiyoruz ama maliyet hala 15.000 dolara mal oluyor sabit maliyetimizdeki toplam değişimi. Daha doğrusu toplam sabit maliyeti toplam satır sayısına bölüyorum. Böylece aslında bir saniye böyle çizmek zor görünüyor farkındayım. Şunu biraz daha düzgün çizeyim. Evet bu da bize doğrunun eğimini veriyor. Bu doğrunun eğiminin bir öncekinden daha düşük olduğunu görebilirsiniz. Bu da gayet mantıklı çünkü kost satırı başına düşen ortalama sabit maliyetin düşmesi lazım. Sabit maliyetimiz aynı ama onu gittikçe artan satır sayılarına bölüyoruz. Buralara kadar ilerlersek bu noktadan buraya uzanan doğrunun eğimi daha da düşük olur. Ortalığı biraz temizleyeyim umarım anlaşılıyordur. Kavraması en kolay maliyet en azından benim için sabit maliyet. Aynı miktarı gittikçe artan kod satırı veya yazılım geliştirici sayılarına bölüyoruz. Gelelim değişken maliyete. Ortalama değişken maliyetler burada verilmiş. Değişken maliyetleri alıp toplam kod sayısına bölüyoruz. Mesela buradaki değişken maliyet 10.000 dolar. Bunu 4.000 satır koda bölüyoruz. Böylece bu doğrunun eğimini elde ediyoruz. Kod satırı sayısı 7.000'e çıktığında toplam değişken maliyet 20.000 dolara ulaşıyor. Bunu da 7.000 satır koda bölüyoruz. Bu da bize bu uzun doğrunun eğimini veriyor. Bugün çizgileri çizmekte biraz zorlanıyorum. İşte bu bize doğrunun eğimini veriyor. Demek ki bu çizgi bir eğri. Çünkü buradaki eğim buradakinden farklı. Ortalama değişken maliyetleri hesaplarken ortalama eğimi kullanıyoruz. Yani başlangıç noktasından buraya kadarki tüm eğimlerin ortalamasını. Ortalama toplam maliyeti hesaplamak için de yine aynı şeyi yapıyoruz. Bu noktadaki ortalama toplam maliyet toplam maliyetimizin yani bunun toplam kod miktarına bölümüne eşit. Toplam kod miktarı da buydu. O da bize bu doğrunun eğimini veriyor. Gördüğünüz gibi başlangıç noktasından bu noktaya geçtiğimizde eğim azalıyor. Sonra bir bakıyoruz ki eğim tekrar artmaya başlamış. Çünkü az önce de gördük. Değişken maliyetler artmaya başlıyor. Daha fazla kod yazacağız diye sürekli daha fazla programcıyı işe aldık. O yüzden de verim de azaldıkça azaldı. Gelelim marjinal maliyete. Bu çok ilginç. Diğerlerinde toplam maliyeti, toplam değişken maliyeti, toplam toplam maliyeti veya toplam sabit maliyeti alıp toplam kod miktarına bölüyorduk. Yani o noktalarla orijin arasındaki doğrunun eğimini buluyorduk. Marjinal maliyette ise farklı bir yolla hesaplıyoruz. Şuraları temizleyeyim ki ortalık iyice karma karışık görünmesin. Marjinal maliyet toplam maliyetteki değişimin bakın toplam maliyetin demiyorum. Toplam maliyetteki değişimin kod satırı sayısındaki değişime bölümüne eşit. Mesela bu nokta. Daha canlı bir renk göstereyim. Bu marjinal maliyet. Buraya denk geliyor. Hangisi de yapalım? Değişken maliyetle de yapabiliriz. Toplam maliyetle de. Toplam maliyetle yapalım. İşte bu noktaya denk geliyor. Ne yapıyoruz? Toplam maliyetteki değişimi alıp bir önceki nokta burasıydı. O halde toplam maliyetteki değişim sadece bu kısım. Bu toplam maliyetteki değişimimiz işte. Bunu ürettiğimiz kod miktarındaki değişime bölüyoruz. Evet bunu kod satırındaki değişime bölüyoruz. Dolayısıyla böylelikle toplam maliyet eğrisi üzerindeki noktamızla bir önceki nokta arasındaki doğrunun eğimini bulmuş oluyoruz. Şuradan başka rastgele bir nokta seçelim ki doğru sıfırdan başlamasın. Mesela bu marjinal maliyeti seçelim. Bu noktada 10600 satır kodumuz var ve toplam maliyetimiz 65.000 dolar. Toplam maliyet 65.000 dolar, 10600 satır kod. Bu noktaya denk geliyor. Bu neyin ölçütü? Son artıştan, son noktadan beri maliyette gerçekleşen değişimin son artıştan beri diyorum. Yani son noktadan bu yana bu bizim toplam maliyetteki değişimimiz toplam maliyetteki değişimin kod satırı sayısındaki değişime bölümünü alıyoruz. Tabi yine son noktadan bu yana. Bu da kod satırı sayısındaki değişim. Marjinal maliyet yani bu farkın bu farka bölümü bu iki ardışık noktadan geçen doğrunun eğimidir. Yani marjinal maliyet bize neyi söylüyor? Şunu bir netleştirelim. Ortalama sabit, Ortalama değişken ve ortalama toplam maliyetler bize herhangi bir noktayla orijin arasındaki doğrunun eğimini veriyordu. Marjinal maliyet, toplam maliyet eğrisi üzerindeki iki ardışık noktadan geçen doğrunun eğimini veriyor. Şöyle de düşünebilirsiniz. Çünkü bu değişken maliyet eğrisinin biraz yukarı kaymış halinden ibaret. O yüzden şöyle de düşünebilirsiniz. Marjinal maliyet değişken maliyet eğrisi üzerindeki ardışık iki noktadan geçen doğrunun eğimidir. Bu yaklaşık olarak veya ortalama. O yüzden üstüne ortalama yazdım zaten. Bu bu iki noktadan geçen doğrunun ortalama eğimidir.